Evet, yayınımız başladı. Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Üniversitemizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi alan dışı dersi sosyal bilim okumaları kapsamında geçen sene başlattığı webinar dersi serisinin bu dönemki 7. dersini gerçekleştiriyoruz. Bugün gönül coğrafyamız Balkanlar başlıklı dersi konuk hocamız Profesör Doktor Mehmet İnbaşı'dan dinleyeceğiz. Tanımayanlar için hocamızı tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Mehmet İnbaşı Kayseri'de doğdu ve ilk orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1987'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden fakülte ve bölüm birincisi olarak mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Osmanlı İdaresi'nde Üsküp Kazası 1455-1569 başlıklı teziyle doktorasını 1995 yılında tamamladı. Ukrayna'da Osmanlılar, Kamaniçi Seferi ve Organizasyonu başlıklı takdim çalışmasıyla 2003 yılında doçent oldu. Osmanlı İdaresi'nde Tortum Sancağı takdim çalışmasıyla da 2008 yılında profesör unvanı aldı. 1987-2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2011'den beri ise Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Çalışmaları Osmanlı tarihi, şehir tarihi, sefer ve lojistik, Balkan tarihi ve Yörük ve Türkmenler üzerine yoğunlaşmıştır. Hocamızın bugünkü dersle ilgili başlıca eserlerinden bazılarını söyleyeceğim. Rumeli Yörükleri 1544-1672, Ukrayna'da Osmanlılar, Kamaniçi Seferi ve Organizasyonu 1672, Balkanlar'da Bir Türk Şehri Üsküp 14-18. yüzyıl. Eğitim ve konferans verme amaçlı ziyaretlerine bakacak olursak, araştırma ve inceleme yapmak üzere Balkan ülkelerinden Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Hırvatistan, Romanya, Macaristan ve Ukrayna'da bulundu. Çin, Hindistan, İngiltere, Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda, Avusturya, Nahçıvan, Azerbaycan, Suriye ve Balkan ülkelerinde çok sayıda bilimsel etkinliğe katıldı. Hocamızın bilimsel kurum üyeliklerinden bazıları 2012-2016 yılları arasında Türk Tarih Kurumu asli üyeliği yaptı ve aynı yıllarda Türk Tarih Kurumu yayın kurulu üyeliği yaptı. Aldığı birçok ödülden bazıları ise 2014 yılında yılın bilim adamı Montenegro State, Karadağ Devleti, 2015 yılında Romanya'da, Bükreş'te Diploma of Excellence, Romanya Bilimler Akademisi nişanı, Academy Sciences of Romania, Romanya Bilimler Akademisi, Bükreş. 2016 yılında Balkan Tarihi Çalışmaları Ödülü, Sarajevo, Bosna Hersek ve Erciyes Üniversitesi 2019 yılı Sosyal Bilimler Akademik Ödülü. Şimdi dersimize başlayacağız arkadaşlar. Hocamız ders anlatırken öğrencilerimizin ve dinleyicilerin soruları olursa, akıllarına takılan bir şey olursa, hocamıza yöneltmek istedikleri durumlar olursa chat bölümüne yazabilirsiniz. Bunları dersten sonra hocamıza yönelteceğiz. Hocamız da cevaplayacak. Şu an 165 kişi bizi dinliyor hocam. Öğrenci, katılımcı. Sözü size bırakıyorum hocam. Buyurun. Cem Bey teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim hocam. Arkadaşlar iyi akşamlar. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah şu pandemi kısa sürede geçer de eski o cıvıl cıvıl günlerimize, okul günlerimize, sınıf günlerimize döneriz diye temenni ederek başlamak istiyorum. Şimdi böyle bir konuşma teklifi Yakup Hoca'dan gelince, Yakup Bey benim Kayseri'den arkadaşım, bizim öğrencimiz de sayılır, bize doktora yaptı. Ben de bunu memnuniyetle kabul ettim. Çünkü 2 yıl önce sizin üniversitenize gelmiştim. Orada bir konferansa katılmıştık. Dolayısıyla inşallah bilgilerimizi sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Tabii biz hocalar konuşmayı sever. İnşallah sıkılmadan sizlere böyle biraz da görsel bir şeyler anlatarak sizleri sıkmamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak sizlere Balkanlarla ilgili bilgiler vereyim kısa kısa. Ve şu cümleyle başlayayım arkadaşlar. Bu Mostar'da, Blagaj'da Alperen Tekliler Tekkesi'nin girişinde böyle bir şey var. Bununla başlayalım. Hoş geldiniz, Dobro Došli diye başlayan ve orada Sırpça, Almanca ve İngilizce olarak
bu kelimelerle başlayalım. İnşallah yine böyle bir şeyle sizlere veda edelim. Şöyle belki 45 dakika, 1 saat sizi meşgul edeceğiz. Size misafir olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, Balkanlar dediğimiz zaman Balkanlar tabii Türkçe bir kelime, Türkçe olarak kullanılan bir kelime. Balkan dağlık demek. Aslında dağlık bölgeler anlamında kullanılan bir kelime. Dolayısıyla biz Türklerin buraya Balkanlarla ilişkisi biliyorsunuz daha binyüzlü yıllara kadar götürebiliriz. Yani kuzeyden gelen, özellikle kuzey kısmından gelen Uzlar, Peçenekler dolayısıyla bölgede zaten bir Türk varlığından söz etmemiz mümkün burada. Tabii bizim konumuz doğrudan doğru Osmanlılar konusu olduğu için ben birkaç cümleyle, belki içinizde tarihçi olmayanlar vardır, merak ederler düşüncesiyle arkadaşlar, birkaç cümleyle Balkanlara Osmanlılar nasıl geçti, ne zaman geçti bunlardan bahsederek ondan sonra son dönemdeki Balkanların durumu hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, Türklerin, Osmanlıların Balkanlarla ilk karşılaşmaları, Balkanları görmeleri 1321 tarihinde daha Osman Bey zamanında Mudanya'nın fethedilmesiyle, Bursa'nın Mudanya'sının fethedilmesiyle ilk defa Osmanlılar denize ulaştılar. Şu kısımda denize ulaştılar. Dolayısıyla bundan sonra yani karşı denizin karşı tarafını görmeye başladılar. Bundan sonraki süreç zaten özellikle Orhan Bey döneminde Bitinya bölgesi dediğimiz Bursa, Bilecik, ondan sonra İznik, İzmit bölgesinin fethedilmesinden sonraki süreç içerisinde daha hızlı bir şekilde gerçekleşti. Yani aslında Türklerin, Osmanlıların Balkanlarla ilişkileri arkadaşlar 1340'lı yıllara kadar dayanır. Bu tarihte de arkadaşlar özellikle İmparator, Bizans İmparatoru olan Andronikos'un ölümüyle birlikte yerine küçük yaşta olan oğlu İonnes'in geçmesi ve domestik Kantakuze'nin buna vasi olarak tayin edilmesiyle birlikte ilişkiler başlayacaktır. Nasıl başlayacaktır? Domestik Kantakuze'nin arkadaşlar daha çok imparator olmak istediği için kendisine müttefik arayacaktır. Müttefik olarak da Orhan Bey'i görecektir. Orhan Bey'i bulacaktır ve Orhan Bey'le arkadaşlar bir Orhan Bey'in yardımları olacak. Orhan Bey'in yardımıyla Kantakuze'nin Bizans'ta arkadaşlar imparatorluğu ele geçirecektir. Bu tabii bu süreç içerisinde Kantakuze'nin imparatorluğu geçirilmesi süreci içerisinde Orhan Bey'in büyük oğlu Süleyman Paşa arkadaşlar 2-3 defa Balkanlara geçecek, Edirne'yi görecek ve 1352 yılında arkadaşlar özellikle Pityon bölgesinde yapılan savaşta Sırpları ve Sırpların desteklemiş olduğu Yohannes'in ve adamlarını mağlup ederek arkadaşlar en azından Kantakuze'nin tam olarak imparator olmasını sağlayacaklardır. Tabii Türklerin yardımıyla imparatorluğu ele geçiren Kantakuze'nin arkadaşlar bir minnet göstergesi olmak üzere kızı Teodora'yı Orhan Bey'e gelin olarak gönderdiği gibi aynı zamanda Gelibolu'da arkadaşlar Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara bir üs olarak verdi. Yani geçici bir üs olarak verdi. Tabii onun düşüncesi Türklerin Balkanlara geçmesini sağlamak şeklinde değil. Çünkü daha sonra bundan pişman olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde 1352 tarihinde Bizans'ın müttefiki olarak Çimpe Kalesi'ne yerleşen Süleyman Paşa arkadaşlar 1-2 Mart 1354 tarihinde Allah muhafaza arkadaşlar 99 depremi gibi büyük bir deprem meydana geliyor. Ve bu 1-2 Mart 1354 tarihindeki depremden sonra Süleyman Paşa'nın harekete geçerek surları yıkılmış olan Gelibolu başta olmak üzere Tekirdağ'ına kadar olan pek çok kaleyi fethetmesiyle birlikte Türklerin, Osmanlıların Balkanlardaki ilk fethileri 1354 tarihinden itibaren başlıyor. Tabii bu fetih arkadaşlar kısa süre içerisinde gelişecektir. Akabinde tabii 1357 yılında Süleyman Paşa'nın vefat etmesiyle birlikte bir duraklama dönemi yaşanacaktır. Ama onun yerine Orhan Bey'in ikinci oğlu Şehzade Murad'ın ki birinci Murad olarak tahta çıkacaktır arkadaşlar. Onun geçmesiyle birlikte yeniden bölgedeki fetih hareketleri hızlanacaktır. Tabii bu arada Kantakuze'nin tahttan indirilecek. Ondan sonra işte Türklerin, Osmanlıların bölgeden çekilmesi için teklifte bulunacak. Tabii bunların hiçbirisini Orhan Bey kabul etmeyecek. Çünkü artık Osmanlılar Gelibolu Yarımadası'nı ve Çimpe Kalesi'ni Balkan fetihleri için adeta bir üs olarak kullanacaklardır. Tabii Türklerin bu şekilde Balkanlara geçmesi, Rumeli'ye geçmesi ve orada bir üs elde etmeleri arkadaşlar İmparator Yohannes tarafından da pek hoş karşılanmayacak.
Ve o birkaç defa arkadaşlar Papa ile görüşmek suretiyle Türklere karşı bir Haçlı Seferi düzenlenmesi için talepte bulunacak. Yani bunun neticesinde işte Meriç Savaşı dediğimiz savaş meydana gelecek. Ve tabii bu savaşta Osmanlılar yine galip gelecekler. En önemlisi arkadaşlar 1361 yılında Edirne'nin fethedilmesi. Yani artık Türkler Çimpe, Gelibolu, Tekirdağ'ından sonra bir kademe daha ileri atılacak arkadaşlar. Ve Edirne'yi fethedecekler. Edirne'nin fethinden sonraki yani Türklerin arkadaşlar Balkanlara geçişiyle birlikte Filibe'yi fethetmesi yaklaşık 10 yıllık bir süreç içerisinde yani 10 yıl gibi bir süreç içerisinde çok hızlı bir ilerleme yaşanacaktır bu dönemde. Tabii daha sonra özellikle bölgedeki fetihler hızlanacaktır. Yani özellikle 1. Murat döneminde Evrenos Bey, Hacı İl Bey, Gazi Fazıl Bey, ondan sonra Çandarlı Halil Paşa gibi çok önemli kişilerin de gayretleri ve uç beylerinin de gayretleriyle arkadaşlar bölgedeki fetih hareketleri çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Ve Sultan 1. Murat dönemi yani sonlarına gelindiği zaman 1389'lara geldiği zaman Osmanlılar Bulgaristan'ın orta ve güney kesimlerini, Sırbistan'ın orta kesimlerini ondan sonra Teselya bölgesi dediğimiz Yunanistan'ın kuzey kesimlerini arkadaşlar ele geçirecek ve çok ciddi anlamda Balkanlar'da bir üstünlük kuracaklar arkadaşlar. Bu da tabii bölgedeki Türk fethinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından önemli bir olaydır. Hatta biliyorsunuz Sultan 1. Murad'ın 1389 Kosova'da zaferi kazandıktan sonra şehit düşmesi ve orada Meşhedi Hüdavendigar yani padişahın Hüdavendigar'ın şehit edildiği yerin ortaya çıkması arkadaşlar ve orada bir türbenin hala bugün aktif olarak bulunması bizim için, Osmanlılar için, Türkler için çok önemli bir durum arkadaşlar. Tabii 1. Murat döneminde ki bu hızlı fetihler arkadaşlar, Yıldırım Bayezid döneminde de artarak devam edecek. Yani bu fetihlerin artarak devam etmesinde şimdi Balkan tarihçisi var, Lutherel. Lutherel diyor ki arkadaşlar çok ilginç bir şey söylüyor. Verilen tavizlerin ardından diyor Latinler Osmanlı-Levanten dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldiler diyor. Şimdi Osmanlılar arkadaşlar gittikleri yerlere adalet götürdüler. Vergi sistemini düzenlediler. Çünkü daha önce bu bölgelerde ciddi anlamda vergi sisteminden kaynaklanan bir problem olduğu için Osmanlılar gittikleri yerlerde insanların dinlerine karışmadılar, ondan sonra ibadetlerine karışmadılar, giyim kuşamlarına karışmadılar. Bu da tabii Osmanlı hoşgörüsünün arkadaşlar kısa süre içerisinde Balkanlarda gelişmesine sebep oldu. Bu tabii şimdi bazı kitaplarda okumuş olabilirsiniz veya duymuş olabilirsiniz arkadaşlar. Sadece birkaç cümleyle söyleyip geçeceğim. Mesela bu konuda Batılı tarihçilerin kasıtlı olarak Türkler, Osmanlıların Balkanlara geçişi ve ilerlemesiyle ilgili bazı küçük düşürücü ifadeler, her zaman olduğu gibi yani böyle alaya alan şeylerden bahsederler. Ama bu konuda merhum İnalcık hocamız arkadaşlar özellikle Osmanlı kaynaklarını takip ederek, gün gün yolları takip ederek arkadaşlar Rumeli'ye nasıl geçildiği konusunda TRT'de için bir belgesel yapmıştı. Sizler hatırlamazsınız, hocalarınız hatırlar. Yaklaşık 25 bölüm olarak TRT'de yayınlanmıştı. Dolayısıyla Osmanlıların Rumeli'ye nasıl geçtikleri Osmanlı kaynakları tarafından anlatıldığı şekilde İnalcık Hoca tarafından da bir belgesel halinde yayınlandı. Bu da tabii çok önemli bir durum arkadaşlar. Tabii Türkler Rumeli'ye geçtikten sonra arkadaşlar, fetihler yapıldıktan sonra buralarda kalıcı olabilmek için mutlaka ne lazımdır? Nüfus lazımdır, nüfus unsuru lazımdır. Onun için özellikle Marmara bölgesine birikmiş olan yer yurt arayan Türkmen grupları arkadaşlar, Türkmen tayfeleri topluca ya gönüllü göç yoluyla ya da sürgün yoluyla arkadaşlar Balkanlara iskan edildiler. Yani özellikle Anadolu'da yer yurt arayan pek çok Türkmen aşireti vardı. Bu aşiretlerin arkadaşlar işte Bulgaristan bölgesine, Orta Makedonya bölgesine, Kosova bölgesine birlikte 100 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu bölgedeki büyük şehirlerin işte Filibe, Sofya, ondan sonra Niş, Üsküp, Selanik işte buraların arkadaşlar kısa süre içerisinde tam anlamıyla bir Türk şehri haline gelmesine sebep oldu. Bu da tabii Osmanlıların bölgede
Yani bir fetih ya da geçici bir hareket olarak değil de kalıcı olarak bu bölgede geldiklerini göstermek açısından buralarda çok sayıda cami, mescit, medrese, han, hamam gibi eserler inşa ettiler arkadaşlar. Bazen söz buraya gelmişken söyleyeyim. Bazen bu tarihten anlamayanlar ya da sosyal bilimler bilmeyenler bazen bize soruyorlar. İşte hocam diyorlar Osmanlı Devleti bütün yatırımları Balkanlara yapmış. Anadolu'da hiçbir şey yapmamış. Ben de diyorum ki latife olsun diye. Doğru. Uçak fabrikasını Bosna'ya yaptı. Ondan sonra tank fabrikasını Filibe'ye yaptı. İşte ağır sanayi fabrikasını Selanik'e yaptı. Ya yaptı da ne yaptı? Cami, mescit, medrese yaptı. Oralarda yoktu. Anadolu'da zaten Osmanlı'nın ilk fethettiği yerlerde bunlar var. Bursa'da, Manisa'da, ondan sonra işte İznik'te, İzmit'te, İstanbul'da, Edirne'de zaten buralarda var. Anadolu zaten Selçuklu şehri olduğu için hemen hemen işte siz Selçuklu başkentinde yaşıyorsunuz. Her taraf cami, mescit, medrese yani oraya. Buna rağmen Osmanlılar yine orada eserler yapmışlardı. Onun için arkadaşlar bu tür şeyler duyduğunuz zaman sadece gülüp geçmenizi size bir hocanız olarak, abiniz olarak tavsiye ederim. Şimdi Osmanlıların Rumeli'ye geçişinde arkadaşlar Ceneviz gemileri kullanıldı. Tabii Cenevizler Osmanlıların Karakaşı Karagözü için Türk halkını ya da Türk aşiretlerini oraya geçirmediler. Osmanlılar özellikle Gelibolu Boğazı'na, Çanakkale Boğazı'na hakim olduktan sonra Cenevizler Karadeniz'e ticaret yapıyorlar ağırlıklı olarak. Ege ve Karadeniz'de buradan geçebilmeleri için Türklerle dost olmaları lazım. Onun için de arkadaşlar kazan kazan prensibiyle yani onlar Boğazı'dan rahatça geçecekler. Karşılığında da ücreti mukabile Türkleri gemileriyle arkadaşlar Balkanlara taşıyacaklar. Bu şekliyle bir geçiş oldu ve çok ciddi anlamda arkadaşlar 100 yıl gibi kısa bir süre içerisinde pek çok aşiret, Türkmen aşireti bölgeye isyan edilerek artık Balkanların ana vatan olarak yani Türklerin ikinci ana vatanı olarak arkadaşlar kullanılmasına bu dönemde başlanmış oldu. Tabii bu arkadaşlar bu geçiş sırasında ve iskan sırasında bizim kolonizatör Türk dervişleri dediğimiz çeşitli tarikat mensupları, çeşitli şeyh ve dervişlerin arkadaşlar çok büyük rolleri oldu. Yani şimdi biz bunu günümüzdeki gönüllü iskan erleri olarak görebiliriz. Yani birçok yere gidip arkadaşlar orada yaşayışlarıyla, ondan sonra oradaki talebelerle beraber halka davranışlarıyla, gayrimüslim halkın, Hristiyan halkın gönlünü kazanmak vasıtasıyla arkadaşlar kolonizatör Türk dervişleri çok önemli faaliyetler yürüttüler. Nitekim bizim merhum hocamız Ömer Lütfü Barkan'ın bu konuda çok güzel bir kitap boyutunda bir makalesi vardır. Kolonizatör Türk dervişleri diye Balkanların iskanında Türk dervişlerinin yaptıklarından bahsediyor ki bunları arkadaşlar 3 ana grupta toplayabiliriz. Ki bu derviş ve tekke meselesine yine biraz sonra bahsedeceğim arkadaşlar değineceğim. 3 ana grup. Birincisi fetihte rol oynuyorlar arkadaşlar. Gidip o bir yere yerleşiyorlar talebelere beraber. Orada gayrimüslim halka çok güzel davranmak suretiyle onların gönüllerini kazanıyorlar. Ve böylelikle arkadaşlar onları adeta Osmanlı askeri gelip bölgeyi fethetmeden önce fethi hazır hale getiriyorlar. Yani halk Osmanlı adaletini duyduğu için arkadaşlar. Çünkü bunun örnekleri Marmara bölgesinde yaşandı. Trakya bölgesinde yaşandı. Ondan sonra Bulgaristan'da yaşandı, Teselya'da yaşandı. Artık insanlar yeni hakimlere baktıkları zaman kendilerine dini serbestlik tanıyorlar. Giyim kuşam serbestlik tanıyorlar. Ondan sonra ellerindeki toprakları ellerinde kalıyor. Onları çeşitli işte tımar sistemi ya da başka bir vergi sistemi içerisinde kendine dahil ediyorlar. Oradaki askerleri kendi bünyesi içerisinde asker olarak alıyorlar. Mesela Sırbistan bölgesine geldiği zaman arkadaşlar Sırbistan bölgesindeki pek çok eski Sırp askeri bu dönemde Osmanlı Devleti'nin hizmetine alınmış Hristiyan olmasına rağmen fakat bir nesil sonra bunların çoğu arkadaşlar Müslüman olmak suretiyle Osmanlı Devleti'nin hizmetinde çok önemli katkılar sağlamışlar. Bunlar Türkleştirme ve İslamlaştırmada rol oynuyorlar arkadaşlar. Özellikle bu şeyh ve dervişlerin söylediğimiz gibi bunların bu bölgedeki faaliyetleri arkadaşlar küçümsenemeyecek kadar çok fazla. Tabii Balkan tarihçisi var. Konstantin Yosif Yireçek diye arkadaşlar. Onun güzel bir sözü var. İzninizle onu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Diyor ki Konstantin Yosif Yireçek Osmanlı devlet rejiminde diyor. Osmanlı imparatorluk rejiminde küçük Balkan devletleri arasındaki sınırlar kalkmış, dolaşım ve ticaret kolaylaşmıştır. Bakın dikkat ediniz. Küçük Balkan devletleri arasındaki sınırlar kalkmış,
ticaretle dolaşıp kurallaşmıştır. Hani bugün Avrupa Birliği var biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nde Schengen vizesini alırsanız bütün Avrupa ülkelerinin arkadaşlar herhangi bir şekilde gümrüğe takılmadan gezebilirsiniz. Aynen onun gibi Osmanlı Devleti bölgeye getirmiş olduğu adalet sistemi sayesinde, güvenlik sayesinde, hoşgörü sayesinde arkadaşlar bunu tam anlamıyla gerçekleştirmiş ve Balkan devletlerinin milletleri arkadaşlar buradaki Ortodokslar, ondan sonra özellikle Bosna, Arnavutluk ve Hırvatistan tarafındaki Katolikler arkadaşlar Osmanlı'yı adeta yeni bey olarak, yeni idarecileri olarak kabul etmiş ve kendilerini bir Osmanlı olarak görmüşlerdir arkadaşlar. Bu tabii bunun temel sebebi istimalet dediğimiz bir politika değil. İstimalet, hoşgörü. Yani hani sizin de içinde bulunduğunuz şehirde Mevlana'nın meşhur bir sözü var. Yaradılanı hoşgörü, yaradandan ötürü diye. Hoşgörü yani o kadar güzel bir şeydir ki insanlara arkadaşlar tahammül etmek. Dinine, ibadetine, giyimine, kuşamına karışmamak arkadaşlar. Tabii aslında Balkan milletlerinin kendi beylerinde, daha önceki beylerinde yaşamadıkları bir şey. Bu hoşgörüyü arkadaşlar Batılı tarihçiler bugün Pax Ottoman diye tarif ediyorlar. Pax Ottoman, Osmanlı barışı. Yani Osmanlılar bölgeye geldikleri zaman öyle bir barış getirdiler ki bir Sırp'la, ondan sonra bir işte Makedon, bir Bulgar veyahut da bir Rum veya bir Karadağlı veya bir Arnavut arkadaşlar aynı devletin çatısı altında yaşayan komşu, ortak vatandaş benliğini arkadaşlar Osmanlılar, Osmanlı idaresi altında bunu uzun süre devam ettirdiler. Ne zamana kadar? Ta 18-19. Yüzyıla kadar. Yani Batılılar girip de bunların kanına girip de bunları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtıncaya kadar bu süre böyle devam etti arkadaşlar. İşte Osmanlıların Balkanlara geçişi ile birlikte yani 1354'ten itibaren fetih hareketi olarak söyleyelim. 1354'ten itibaren 1915'e kadar arkadaşlar olan süreç içinde baktığımız zaman neredeyse 500 seneden fazla arkadaşlar Osmanlılar Balkanlarda hakim oldular. Dolayısıyla Balkan milletleri kendi idarelerinden, kendi devletlerinden ziyade Osmanlı şemsiyesi altında yaşamayı tercih ettiler. Bu tabii çok önemli bir şey arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Şimdi size bir hatıramı anlatayım. 2000 yılında rahmetli İnalcık Hoca'ya Sofya'da onursal doktora payesi verilmek üzere davet edilmişti. Biz de gitmiştik o davete. Orada işte bir akademisyen, yani ben onu akademisyen demeyeceğim çünkü böyle ideolojik olarak konulara bakan birisi kalktı çıktı işte dedi ki Tuna vilayetindeki kadılar dedi rüşvet almışlar, rüşvet yemişler. İki tane örnek gösterdi. İki tane, fazla değil. Ama 15 dakika kadıların nasıl rüşvet aldığını anlattı. Tam biz buna cevap vereceğimiz zaman oradan Bulgaristan'dan bir profesör bayan kalktı. Bizim Türk akademisyeni dedi ki seni dedi bu şekilde konuşmaktan men ederim. Ben dedi 60 yaşındayım. 40 yıldır sizin bahsetmiş olduğunuz sicillerle üzerinde çalışıyorum. Kadıların Osmanlı adaletinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Siz iki tane oradaki örneği aldınız ve bütün kadıları kötülediniz. Ondan sonra dedi ki bakın siz Türkiye'den gelenler dedi. Siz zannediyorsunuz ki sadece Osmanlı Türk'tür zannediyorsunuz dedi. Hayır dedi. Osmanlı demek, Osmanlı demek Bulgar demek, Osmanlı demek Rum demek, Osmanlı demek Sırp demek, Osmanlı demek Makedon demek, Arnavut demek, Arap demek, Fars demek. Dolayısıyla biz hepimiz Osmanlı'nın torunlarıyız dedi. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bu şekilde baktığımız zaman Balkan milletleri ve Balkan toplumu işte 500 sene boyunca, az bir zaman değil arkadaşlar, 5 asır boyunca Osmanlı idaresinde sulh ve sükun içinde yaşadılar. Ne zaman ki Osmanlı bölgeden çekildi, bugün de hala devam eden arkadaşlar çok büyük bir karışıklık ve kaos dönemine girdiler arkadaşlar. Şimdi bu kısa bir girişten sonra ben size böyle az önce Cem hocanıza da söyledim. Sizi de fazla sıkmadan arkadaşlar daha çok görsel şeyler üzerinde sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Harf sırasına göre birkaç şey seçtim. Önce Arnavutluk'tan başlayacağım. Niye böyle görsel sunan? Şimdi ben böyle konuştuğum zaman belki biraz sonra siz yorulacaksınız. Hiç olmasa İlmiye Risalesi'nde bir söz vardır. Derir ki bir bilginin tam olabilmesi için aynel yakin ve ilmel yakin olması lazım. Aynel yakin ve ilmel yakin. Yani öğrendiğimiz bir bilgiyi eğer gözümüzle görüyor ve kitaptan da okuyorsak arkadaşlar o bilgi mükemmel bilgi olur.
Ben size bunu anlatmak için arkadaşlar çeşitli resimler üzerinde göstererek arkadaşlar sizlere bunları anlatacağım. Sırasıyla o ülkeler hakkında da yaşadığım şeylerden, bazı hatıralardan, bazı özelliklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü ben işte 93'ten beri Balkanlara gidip geliyorum. Yani neredeyse bir 30 yıla yakın oldu arkadaşlar. Bu süreç içerisinde tabii çok farklı şeyler yaşadım. İlk gittiğimde savaş vardı. O savaşın bir kısmını yaşadım. Gece karartma oluyordu. Bazen şeyler çalıyordu, alarmlar çalıyordu ki bombardıman olacaktı. Dolayısıyla ben o şeyleri yaşadım. Ben yaşadığım şeyleri ise kısaca bir kısmını anlatacağım arkadaşlar. Müsaadenizle Arnavutluk'tan başlayalım arkadaşlar. Arnavutluk biliyorsunuz Adriyatik'in kıyısında güzel bir ülke, güzel bir şey. Dağlık, oldukça dağlık bir bölge. Hemen Kuzey Karadağ'da aynı şekilde arkadaşlar. Arnavut kardeşlerimizin işte bayrakları bu şekilde biliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar ilk Tiran'daki bu cami ve arkasındaki saat kulesi, tabii bunlar Osmanlı eseri arkadaşlar. Bu Ethem Bey Camii, Tiran'daki arkadaşlar, Ethem Bey Camii güzel bir cami. Şu anda aktif olarak görev yapan, aktif olarak çalışan Arnavut kardeşlerimizin gidip geldikleri, beş vakit namazın kılındığı, ezanın açıktan okunduğu bir yerdir arkadaşlar bu Ethem Bey Camii arkadaşlar. İçi de oldukça güzel bir süslemeleri vardır. Bu şekilde yani Anadolu'da gördüğümüz camilerden farklı bir yapıya sahip olarak güzel süslemeler var. Önce güzel taraflarını size anlatayım, daha sonra sıkıntılarından bahsedeyim arkadaşlar. Bu gördüğünüz cami Süleymaniye Camii olarak düşünülen bir cami. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapıldı arkadaşlar bu cami. Arnavutluk'ta, Tiran'da oranın dini işlerine sorumlu olan bakanlığa teslim edildi. Fakat uzun süre açılamadı arkadaşlar. Son dönemlerde yeni görüşmeler yapılıyordu. Çünkü biraz sonra bahsedeceğim. Arnavutluk'ta bu çeşitli terör örgütleri var arkadaşlar. Türkiye'nin aleyhine çalışan onların biraz şeyleri oldu. Dolayısıyla bunun nedenini biraz sonra sizlere anlatacağım arkadaşlar. Arnavutluk dendiği zaman aklımıza az önce bahsettik ya, tekke ve zaviyelerden bahsetmiştik. Şu anda Balkanlar'da çok sayıda tekke ve zaviye açıktır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de, en büyük olanı da arkadaşlar merkezi Tiran'da bulunan Dünya Bektaşileri Derneği'dir arkadaşlar. Dünya Bektaşileri Derneği'dir. Bu giriş kapısı, bu da dede arkadaşlar. Giriş kapısının hemen ön tarafında. Şimdi bu çok büyük bir yer. Eskiden çok küçük bir yerleri vardı arkadaşlar. Daha sonra burası ciddi paralar tahsis edilerek burası yapıldı arkadaşlar. Bu yeni bina yapıldı. Bu bizim İskender Bey diye bildiğimiz ve daha çok Arnavutların için çok önemli bir kimse olan İskender arkadaşlar. Alexander Kastriyota ailesinden. Dolayısıyla Arnavutlar için çok önemli bir kimse ama bizim için sıkıntılı bir adam. Çünkü İzzet-i Derbendi savaşından sonra kaçarak Osmanlı Devleti'ne problemler çıkarmıştı. En son Fatih zamanında Arnavutluğun tamamı fethedilmişti ve Arnavutluk devleti tarih sahnesinden silinmişti. Ta 19. yüzyıla kadar arkadaşlar Arnavutluk devleti diye bir devlet yoktu. Dolayısıyla Fatih döneminde buraları ele geçirilmişti. Arnavutluğun diğer güzel şehirlerinden arkadaşlar size örnekler göstereyim. İlbasan, işte İşkodra, Delvine gibi şehirleri var. Hemen hemen her şehirde arkadaşlar gördüğünüz gibi cami, mescit ve mescitler var. Yani çok ciddi anlamda Müslüman nüfus var arkadaşlar bu Arnavutluk taraflarında. Özellikle Müslüman Arnavut kardeşlerimiz burada sayıca oldukça fazlalar arkadaşlar. Yalnız bir tek sıkıntımız var. Sıkıntı şu. Bu da burada az önce söylediğimiz gibi çeşitli terör örgütleri var. Son zamanlarda ortaya çıkan işte bu FETÖ terör örgütünün en önemli üslerinden birisi Arnavutluk maalesef arkadaşlar. Onu da biraz sonra sebeplerini, şeylerini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Arnavutluk'tan sonra geçelim Bulgaristan'a. Hemen Edirne'nin kenarında arkadaşlar, Edirne ile sınır olan işte bir ülkemiz olan Bulgaristan'dan bahsedelim. Bulgaristan Müslüman ve Türk nüfusun en yoğun olduğu yerlerden birisi arkadaşlar. En yoğun olduğu yerlerden birisi. Fakat biliyorsunuz Bulgarlar işte 1370-80'li yıllardan itibaren Bulgaristan bölgesi Osmanlı idaresi altına girmiş. Yıldırım Beyazıt döneminde tamamen bu Bulgaristan krallığına son verilmiş. Yani düşünün ki 1400 yılından 1900 yılına kadar 500 sene boyunca arkadaşlar 1850'li yıllara kadar 400-450 sene boyunca Osmanlı idaresinde kalmış bir bölge Bulgaristan bölgesi. Burası Sofya'da arkadaşlar.
Sofya'da çok sayıda bizim camimiz vardı. Yani Evliya Çelebi'nin ifadesine göre yaklaşık 60 civarında camiden bahsedilir. Ama maalesef bugün sadece tek bir cami açık arkadaşlar. Bu cami de uzun süre kapalıydı. Aslında burada Büyük Ulu Cami var arkadaşlar. Hakikaten Sofya Ulu Cami. Ama askeri depo olarak kullanılıyor. Medreseler var. Ondan sonra hamamlar var. Çok sayıda külliyeler var. Fakat bunların büyük bir kısmı kapalı arkadaşlar. Bulgaristan'da biliyorsunuz işte bu en son Belene Kampı dönemleri işte filmlerini ya da romanlarını okumuşsunuzdur. 90'lı yıllarda biliyorsunuz çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Sonra Bulgaristan işte bu komünist rejimden işte normal rejime geçtiği süreç içerisinde daha sonra işte ilişkiler mi düzeldi? Buradaki Türklerin isimleri değiştirmeye çalışıldı. Zaten buradaki Türklere çok ciddi anlamda zulüm yapıldı arkadaşlar. Onların bir kısmı Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Bir kısmı orada isimlerini değiştirmek zorunda kaldı. Bizim tanıdığımız bazı akademisyen arkadaşları da var. İki isim kullanıyorlar. Mesela Profesör Orlin Sabev var. Orhan Salih'tir ismi. Ama arkadaşlar orada Bulgaristan'da işte akademik hayatta ister istemez çeşitli zorlamalar, çeşitli sıkıntılar hala devam ediyor. Ama çok şükür şu anda arkadaşlar Bulgaristan biraz daha iyi pozisyona geldi. İşte bazı okulların, Türk okullarının ve İmam Hatip'e benzer okulların açılmasına müsaade ettiler. Şu anda Bulgaristan eski o zulümden çok şükür kurtuldu arkadaşlar. Bu da Bulgaristan Sofya'daki önemli kiliselerden, Ortodoks kiliselerinden birisi arkadaşlar. Burada Filibe bölge müftülüğü arkadaşlar burası. Bizim burada müftülüğümüz var. Aynı şeyde olduğu gibi, Sofya'da olduğu gibi din ateşelerimiz var. Din görevlileri var arkadaşlar. Bunların bir kısmı anlaşmalarla Türkiye'den gönderilen din görevlileri, yani Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen din görevlileri olarak da burada bulunuyor. Filibe, Sofya'ya göre arkadaşlar Müslüman Türk nüfusun daha yoğun olduğu bir şehir bugün olarak. Tabii Filibe'nin arkadaşlar, Filibe Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri. Hakikaten önemli bir şehir. Aktif olarak faaliyet gösteren 7-8 tane cami var arkadaşlar. Burada işte maalesef camilerin etrafında arkadaşlar çok sayıda Osmanlı mezarlığı var. Çünkü düşünün ki Filibe 1363'te fethedilmiş. Yani 1850'li yıllara kadar düşündüğünüz zaman arkadaşlar ya işte ne kadar, neredeyse 400-500 sene Osmanlı idaresinde kalmış. Dolayısıyla çok sayıda Osmanlı eseri ve Osmanlı mezarı var. Ama maalesef bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar camilerin ya da medreselerin etrafına binalar yapılırken bunlar yıkılıp atılmış bu şekilde. Bunun gibi arkadaşlar belki 8-10 tane mezarlık var. Yani kabirleri yerlerde sökülmüş, atılmış şekliyle. Tabii üzün verici bir durum. Yani bunları görünce tabii çok üzülüyorsunuz ama yapacak bir şeyiniz yok. Yani biz kendi ülkemizdekilere bile sahip çıkmıyoruz. Buralardakilere nasıl sahip çıkacağız? O da işin bir diğer tarafı arkadaşlar. Bu da Hasköy. Hemen Edirne'den çıktıktan sonra arkadaşlar yarım saatlik mesafede yine burada çok sayıda Müslüman nüfus var. Şimdi gelelim Bosna Hersek'e. Şimdi Bosna Hersek arkadaşlar şunu söyleyeyim. Acıların ülkesi. Yani öyle söyleyeyim. Acıların ülkesi. Acıların, insanların olduğu yer. Ya hakikaten çok böyle her şeyle sıkıntı yaşayan, hala o sıkıntıları devam eden bir yer. Düşünün size işte bir Sırpların saldırdıkları zaman arkadaşlar neye saldırıyorlar? Daha çok ibadethanelere saldırıyorlar. Camilere saldırıyorlar, medreselere saldırıyorlar. Neden buralar yıkmaya çalışıyorlar? Neden yok etmeye çalışıyorlar? Arkadaşlar şunu unutmayınız. Dini mabetler bir yerin tapu taşlarıdır. Dini mabetler bir yerin tapu taşlarıdır. Dolayısıyla bu mabetleri ortadan kaldırmak suretiyle daha sonraki dönemlerde burada hiç Müslüman yoktu, hiç Türk yoktu, hiç Boşnak yoktu diye arkadaşlar bu şekilde iddia ederek işte şeyler yapacaklar. Ki Saraybosna arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan en azından baktığınız zaman şurada 8-10 tane belki şu kale içerisinde cami ya da minare görebilirsiniz arkadaşlar. Ve Saraybosna merhum Ali İzzet Begoviç'in arkadaşlar savaşı, Kurtuluş Savaşı'na başlattığı ve Saraybosna'daki Müslümanların adeta bir hareket noktası olan havalanın yakındaki tüneldir. Hocalarınızdan gidenler vardır veya belki sizden gidenler vardır arkadaşlar. Normal bir evdir burası. Fakat altından tünel kazılmak suretiyle arkadaşlar, tünel kazılmak suretiyle bu şekilde ray döşenmek suretiyle bu tarafta kalan Müslümanların öbür tarafa taşınması, silah ve mühimmat taşınması ve Sırplara karşı arkadaşlar adeta buralarda bir direnme
Yani Çanakkale geçilmezi bunlar burada yaptılar arkadaşlar. Hakikaten çok sayıda insan öldü. Çok sayıda insan öldü. Şimdi bakınız. Şimdi şu resme dikkatli bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sırplar yüksek tepelerden arkadaşlar uzun namlulu şeyle toplarla ondan sonra tüfeklerle bakın bu bir bina arkadaşlar. 10 katlı binanın bir işte yüzünü görün arkadaşlar. Yani bu şekliyle sırf bunlar Müslüman aileleri ya arkadaşlar bunlar asker falan değil. Asker değil. Müslüman aileleri bunlar. Yani üstelik bunları öldürürken siz Türksünüz diye öldürüyorlar biliyorsunuz. Balkanlarda bir şey vardır arkadaşlar. Bütün Balkanlarda ister Boşnak olsun, ister Makedon olsun, ister Sırp olsun, Karadağlı olsun, Arnavut olsun İslamiyet'i kabul ettiği zaman onlara ne diyorlardı? Siz artık Türk oldunuz diyorlardı. Dolayısıyla Türk. Bunları Türk diye öldürüyorlar arkadaşlar. Siz Türksünüz. Aslen Boşnak ama Müslüman oldukları için bütün Balkanların gözünde arkadaşlar işte İslam düşmanlarının gözünde onlar Türk olarak değerlendiriliyor. Bu şekilde arkadaşlar şu ben bunu ilk gördüğüm zaman işte 2000'li yılların başında gitmiştim ilk gittiğim zaman sonra belki çok fazla gittim hatırlamıyorum. Ama bunları gördüğüm zaman arkadaşlar çok üzülmüştüm birkaç gün böyle kendime gelememiştim. Bakın arkadaşlar yani şuradan şu sıraya bakın arkadaşlar şu siteye bakın. Bütün binalar bu şekilde arkadaşlar. Bütün binalar bu şekilde. Bu da tabii bu acıların ülkesi hakikaten insanların gözü önünde, Birleşmiş Milletler'in gözü önünde bunlara büyük acılar yaşattılar, büyük katliamlar yaptılar. Biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi şu camiye dikkatli bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Biraz sonra bunun üzerinde duracağız. Bütün Balkanlarda normal Osmanlı camileri varken, bakın mesela şurada arkadaşlar, kubbeli kubbeli böyle güzel Osmanlı camileri varken, birdenbire Bosna'da bu şekilde bir cami var. Farklı, modern, oldukça modern yapılmış. Ondan sonra ve girişinde İslam Kültür Merkezi adı yazan camiler var. Bosna'da var. Ondan sonra işte Arnavutluk'ta var. Bulgaristan'da var. Sonra Makedonya'da var. Hemen hemen Balkanların her yerinde arkadaşlar, özellikle kalabalık olan yerlerde arkadaşlar bu şekilde camiler var. Bunlar Vehhabilerin camileri. Vehhabiler biraz sonra bunun niye bunlar olduklarını sizlere anlatacağım arkadaşlar. İşte söylediğimiz gibi bizim Bursa'nın aynısıdır arkadaşlar. Fark eden bir şey olmaz. Bosna bir camileriyle meşhur, bir de arkadaşlar şehitlikleriyle meşhur. Hemen hemen her taraf şehitlik arkadaşlar. Yani yaşı 16-17'den başlayıp 60-70 yaşına kadar olan binlerce mezar var arkadaşlar. Binlerce. Yani gittiğiniz her yerde bu şekilde şehitlik görürsünüz. Bu şehitlik burası arkadaşlar merhum Ali İzzet Begoviç için kabridir arkadaşlar. Kabrin özelliği de şudur. Şurada havuz vardır. Havuz hilaldir. Kabrin olduğu yerde yıldızdır. Yani ay yıldızlı bir yerde arkadaşlar şu anda metfundur. Allah makamını cennet etsin. Hakikaten oradaki Bosnalı Müslümanların bağımsızlığa kavuşmasında ömrünü bu yolda feda etmiş olan bir büyüktür. Bir Türk büyüğüdür. Biz öyle görüyoruz. Müslümandır. Dolayısıyla bakın mesela buradaki kişiler arkadaşlar yaşları 15-20-25 yaşları arasında çok sayıda arkadaşlar böyle mezarlıklar var. Bakın bir tarafta şehitlik bir tarafta Osmanlı mezarlığı. Osmanlı mezarlığı her şeyle. Bosna bizim arkadaşlar Konya'dan farklı bir yer değil. Konya'dan farklı bir yer değil arkadaşlar. Her yerde bunu görebilirsiniz. Bakın mesela gittiğimiz bir de Ramazan'a denk gelmişiz. Ramazan'la ilgili olarak arkadaşlar bir ilan Kurşunlu Medresesi'nde 30 Eylül 2008 tarihinde yapılacak olan bir faaliyetten bahsediliyor arkadaşlar. Bakınız zekat bizim bildiğimiz şeyler. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Belki onun dersin sonunda bir kez daha söylerim. Şu anda aklıma gelmişken söyleyeyim. Eğer imkan bulursanız inşallah şu pandemi falan geçerse arkadaşlar siz mutlaka Balkanları görün arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Hocam ben işte İngilizce bilmiyorum, işte Rusça bilmiyorum. Hiç gerek yok arkadaşlar. Türkçe Balkanların evrensel dilidir. Gittiğiniz her yerde Türkçenizle arkadaşlar çok rahat bir şekilde irtibat kurabilirsiniz. Türkçe bile insanları bulabilirsiniz. Cami mescitleri bulabilirsiniz. Yani Türk lokantaları bulabilirsiniz. Yani her şeyde arkadaşlar zaten bunu görebilirsiniz. İnşallah gitmenizi tavsiye ederiz. Bakın yine Ramazan dolayısıyla zekatla ilgili bir duyurum. İşte önümüzdeki hafta inşallah biz de Allah sağlık sıhhat versin. Ramazan-ı Şerif'e ulaşmış olacağız arkadaşlar. Bosna, Hersek, Bosna'daki, Saraybosna'daki Müslümanlar arkadaşlar, tabii Sırpların çok büyük bir katliamına, baskısına uğradıkları için arkadaşlar, bunlar İslamiyet'e çok sarılmışlardır.
Ve birkaç defa da biz de bulunduk arkadaşlar. Bunların hafızlık okulları vardı. Kadın, kızların ve erkeklerin arkadaşlar hafızlık okulları vardı. Bunlar bu törenle hafızlık belatı alanlara arkadaşlar ayrıca diplomalar veriliyor. Tabii bu çok önemli bir şey arkadaşlar. O konuda Bosna hakikaten Balkanlarda en müstesna yerlerden birisidir arkadaşlar. Bu Fatih Camii'nin, çünkü Bosna'yı biliyorsunuz Fatih fethetti 1463 yılında. Dolayısıyla Fatih Camii'nin haziresi arkadaşlar. Orası orada olan bir yer. İnat kuça, inatçı kadıma, inat kullandığı Türkçe bir kelime. Arkadaşlar şuraya dikkatli bakın. Burası Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olan Avusturya Macaristan Prensi'nin öldürüldüğü yer arkadaşlar. Öldürüldüğü yer. Bakın şurada da şeysi var. 28 Haziran 1914 tarihinde burada Prens Gavrilo arkadaşlar burada bir suikast sonucu öldürüldü işte. Ve ondan sonra biliyorsunuz şey başladı. Savaş başladı. Birinci Dünya Savaşı başladı. İşte burası arkadaşlar şu tam öldürüldüğü yer. Bu kısım arkadaşlar bu yönüyle bir şey. Bakın bizde Kızılay, orada merhamet. Yani aynı iş arkadaşlar. Biz Kızılay diyoruz. Onlar merhamet diyorlar. O da işin bir diğer tarafı. Mostar hepimizin gönül yarası. Düşündüğümüz ve sevdiğimiz, özlediğimiz bir yer. Mostar arkadaşlar. Her şeyle güzel. Sırpların tahribatı arkadaşlar. Mostar'ın güzelliği ve bizim oradaki konsolosluğumuz. Bu taşlar arkadaşlar, şu gördüğünüz taşlar 93'te arkadaşlar yıkılan köprüden kalan taşlar. Tabii biliyorsun Türkiye'nin desteğiyle o köprü yeniden yapıldı çok şükür. Yani bizim Anadolu şehirlerinden hiçbir farkı yoktur arkadaşlar Mostar'ın. Bu yönüyle çok güzel bir şehirdir. Bakınız alt taraf olduğu gibi camidir. Bu Mostar'ın hemen tepesinde milenyum haçları vardır arkadaşlar. Biraz sonra bundan da bahsedeceğim. Hemen hemen Müslüman nüfusun, Türk nüfusun yoğun olduğu yerlerin tamamında arkadaşlar şehir ve kasabaların yakındaki dere, tepelerde, dağlarda arkadaşlar bu şekilde milenyum haçları dikilmiştir. Bu haçları diken de arkadaşlar Vatikan'da Avrupa Birliği'dir arkadaşlar. Onlar finanse etmek suretiyle. Yani buralar dedim ya tapu taşı. Sen hilali koyuyorsun oraya. Diyorsun ki burası İslam beldesi, Türk beldesi. O da getirip buraya haçı koyuyor arkadaşlar. Diyor ki bu da işte burası Hristiyan beldesi. Yani burası arkadaşlar Blagaj. Hemen Mostar'a 10-12 kilometre yakında arkadaşlar Blagaj tekkesi. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Çok muhteşem bir yer. Hala aktif bir yer arkadaşlar. Oralara gitmenizi tavsiye ederim. Ve en büyük yaramız Srebrenica arkadaşlar. Tabii buraya gittiğiniz zaman yani hakikaten yani insanlığınızdan utanıyorsunuz. Yapılan zulümlere arkadaşlar. Bunun ifadesi yok arkadaşlar ya. Bunun ifadesi yok. Yani hakikaten çok acı bir olay. Bakınız. Burada öldürülen, şehit edilen insanların isimleri arkadaşlar. Bakın. Ben şimdi şu baştan çekip göstereceğim. Bakın. Devam ediyor. Bakın devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şuradan bakın arkadaşlar. Şuradan bakın. Şunların tamamı şehit edilen insanlar. Toplu olarak katledilen insanlar. Şehit edilen insanlar. Acımasız bir şekilde. Bakın şurada devam ediyor. 8370 kişi arkadaşlar. Her sene de bir toplu mezar çıkıyor. Yeni şeyler ortaya çıkıyor. Yani hakikaten insan böyle bir katliamı, böyle bir şey nasıl yapabilir diye. Nasıl yapabilir? Avrupa Birliği'nin gözünün önünde. Hollandalı askerlere emanet edilmiş olan buradaki kadın ve çocuklar arkadaşlar, ihtiyarlar Sırp katillere teslim edilmek suretiyle burada arkadaşlar siz Türksünüz. 1389'un intikamını alıyoruz. O zaman size Sultan 1. Murad'ınızı Miloš Obilić öldürmüştü. Biz de sizi burada öldürüyoruz diyerek arkadaşlar buradaki Müslüman kardeşlerimizi, Bosnalı kardeşlerimizi şehit ettiler. Ne yazık ki kızlarına tecavüz ettiler. Yani o ben tanıdığım aileler vardı arkadaşlar. O tecavüze uğrayan kızlarımız, evlatlarımız Sırp katillerinin çocuklarını doğurmamak için arkadaşlar intihar ettiler. Çok acı yani bunu anlatamam arkadaşlar size anlatamam yani dolayısıyla yani biz çok şükür yani biz çok rahat bir ortamda yaşıyoruz da zannediyoruz ki bütün dünya böyle. Bütün dünya böyle değil arkadaşlar. Onun için bulunduğumuz ortama bulunduğumuz şeye şükretmemiz lazım ki Allah bu nimetleri elimizden almasın arkadaşlar. Bu da önemli bir şey. Yine Bosna'da bir başka bir köy. Köy arkadaşlar köy. Bakın köy camisini yakmışlar. 116 kişiyi şehit etmişler. 116 kişiyi. Bakın arkadaşlar burada
camiyi, mescidi nasıl yıktıkları, nasıl insanları şehit ettiklerini gösteren resim de hemen onun yanında arkadaşlar. Yanında. Bosna acılar ülkesi. Acılar ülkesi. Ve biz güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak zorundayız. Hemen geçelim Makedonya. Çünkü sizin fazla vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Söylediğimiz gibi ben çok doluyum. Derdim çok. Size çok şey anlatırım. Onun için fazla vaktinizi almadan hızlı bir şekilde geçiyorum. Müslüman ve Türk nüfusun en yoğun olduğu yerlerden birisi Makedonya arkadaşlar. Makedonya. Üsküp. Üsküp ki Şardağ'da devamıydı Bursa'nın. Meşhur Yahya Kemal Beyatlı Üsküp müdür biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla Üsküp Bursa'nın devamı olarak kabul edilir ve öyle görülür. Onun için de arkadaşlar eski bir şey. Bakın arkadaşlar şurası 1910'lu yıllarda çekilen bir resim. Tamamen cami ve mescitlerle dolu arkadaşlar. Tamamen bakın. Cami ve mescitlerle dolu. Şimdi bugünkü halini size göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu da sonraki çekilen resimler. Sultan Murat Camii. Bakın Üsküp'teki nüfusa bakın arkadaşlar. Şu mavi görünenler Müslüman, şunlar Hristiyan. Görüyor musunuz? Kaç katı arkadaşlar? Kaç katı? Fatih Köprüsü. Onlar Duşan Köprüsü diyorlar. Taş Köprü diyorlar. Biz Büyükelçiliğe yazı yazdık. Aynı zamanda Makedonya Cumhurbaşkanı'na ben bununla ilgili bir yazı vermiştim. Fatih Köprüsü olarak değiştirin diye. Fakat bizim Türkler Fatih Köprüsü diyorlar. Onlar Taş Köprü ya da Duşan Köprüsü diyorlar. Duşan'la bir alakası yoktur arkadaşlar. Bakın burada Karpoş var. Makedonların işte bu katil asilerinden birisi. Müslümanları öldürmekle meşhur olan birisi. Onunla ilgili bir şeyler yazmışlardı burada arkadaşlar. Maalesef bu da işin bir diğer tarafı. Tabii Üsküp Kalesi söylediğim gibi çok güzel bir şehir arkadaşlar. Camisi, mescidi, medresesi yani her şeyle Türk arkadaşlar. Bakın mesela Hatunlük Camii bizim Bursalı iş adamları yaptırmışlar. Allah razı olsun tamir ettirmişler. Yani çok ciddi anlamda şeylerimiz var. Yahya Paşa Camii arkadaşlar. Yine bir Ramazan şeysi, Mevlüt varmış. 2014 yılında mesela Mevlüt yapılacak. Yine bir Ramazan'la ilgili bir şey arkadaşlar. Bakın buradaki işte Kurşunlu Medresi çifte hamam. Yani hızlı bir şekilde geçeyim ki arkadaşlar daha anlatacağımız çok şeyler var sizlere. Fazla bakın Osmanlı Türk mezarlığı. Türk. Her şey. Arkadaşlar her yer Türk. Her yer Türk, her yer Müslüman. Hiç merak etmeyin. Bakın bir bayram, bayramınız mübarek olsun şeklinde. Üsküp'te arkadaşlar bir şey var. Bir bayramda orada bulunmuştuk. Tika, bu yazıyı unutmayın arkadaşlar. Her yerde Tika vardır. Çok şükür, bir şükür ülkemiz oralarda varlığını sürdürüyor arkadaşlar. Cami, ibadet şeyleri. Bakın şeyde Yahya Paşa Camii'nin girişinde Ay Yıldız arkadaşlar. Ay Yıldız. Yani bizim arkadaşlar her şeyle onlar bizim gözümüzün içine bakıyorlar arkadaşlar. Peki ne oldu o camiye, o köprüye? Arkadaşlar bakın son 5-6 yıldır Avrupa Birliği buraya korkunç paralar aktardı Makedonya'ya. Sizi Avrupa Birliği'ne alacağız dediler. Köprülerin başlarında arkadaşlar Büyük İskender, Makedonyalı İskender var ya arkadaşlar. Onun için Yunanistan'a birbirlerine girdiler biliyorsunuz. İskender sizin de bizim de diye Kuzey Makedonya olarak değiştirdiler ismini. İskender'in resimleri, şey, heykeller arkadaşlar. Her yer heykel dolu. Bakın burada Yahudi, işte bu kütüphane aynı zamanda müze olarak kullanılıyor. Şimdi bu köprünün üstü arkadaşlar. Şu gördüğünüz köprü. Yani köprüyü geride bırakabilmek için arkadaşlar köprünün her iki tarafına büyük büyük heykeller yaptılar. Ve maalesef ilki Üsküp'te uygulanan milenyum haç arkadaşlar. 75 metre uzunluğundadır bu haç. Bakın dağın tepesinde, Üsküp'teki Şar Dağı'nın tepesinde arkadaşlar. Gece olduğu zaman böyle aydınlatıyorlar arkadaşlar. Sanki gökyüzünden semavi bir şey çıkıyormuş gibi de bunu sanki insanlara anlatmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Geldi Kalkandelen'e. Kalkandelen dendiği zaman arkadaşlar hemen aklımıza iki şey gelir. Birincisi Harabati Baba Tekkesi, bir de Alaca Camii. Harabati Baba Tekkesi arkadaşlar Balkanların en büyük Bektaşi tekkelerinden birisi arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi işte dede, oranın dedesi olan kişiyle görüşmüştük o gittiğimizde. Şimdi buranın ikinci önemli özelliği arkadaşlar Alaca Camii. Bu caminin bir benzeri arkadaşlar Bosna'da vardır, Travnik'te vardır. Ama ülkemizde bu kadar güzel camiler yoktur arkadaşlar. Bakın caminin iç süslemelerini göstereyim size arkadaşlar. Yani tavanda, duvarda hiç boş yer yoktur. Hulefa-i Raşid'in isimlerinin dışında aşere-i mübeşşere dediğimiz 10 işte cennette müjdelenen 10 kişinin isimleri, sahabenin büyüklerinin isimleri, hepsi arkadaşlar diğer peygamberlerin isimleri buralara nakşedilmiş.
Bazı yerlerde tema olarak İstanbul kullanılmış. İstanbul Alaca Camii arkadaşlar. Hakikaten bu yönüyle çok önemli. Yine oradaki Kur'an kursuna giden kız çocuklarımız arkadaşlar. Ohri'ye gelelim. Ohri arkadaşlar bizim Safranbolu'nun bir benzeridir arkadaşlar. Safranbolu'nun bir benzeri. Her şehir arkadaşlar bizim Safranbolu'ya benzer. Çok güzel bir yerdir. Ohri Gölü vardır. Kenar diğer tarafı İşkodra'ya arkadaşlar Arnavutlu'ya bakar. Burada Halveti Tekkesi var arkadaşlar. Şu anda aktif olarak görev yapan Halveti Tekkesi var. Ve Tekke Şeyhi bizi misafir etmişti sağ olsun. Hakikaten orada bir de şeyle yaptık. Manastır'dan bahsedelim hemen Manastır. Manastır deyince tabii burası İstanbul Caddesi arkadaşlar. Manastır İdadiyesi, Atatürk'ün okuduğu okul arkadaşlar. Manastır Askeri İdadiyesi. Burada işte Atatürk'e ait özel bir bölüm var arkadaşlar. Ve burada onun kitabı, burada Atatürk'ün karnesi arkadaşlar. Karnesi yine burada bulunuyor. Tabii orada Saat Kulesi, tabii Saat Kulesi'nin üzerinde arkadaşlar hilal vardı. Hilali kaldırdılar buraya, haç koydular arkadaşlar. Maalesef bazen böyle çok üzüntü verici şeyler oluyor arkadaşlar. Gelelim Karadağ. Kara kutu gibi bir yer arkadaşlar Karadağ. Neden böyle bir şey kullandım? Arkadaşlar burada Müslüman nüfus var Karadağ'da. Yalnız tabii burada arkadaşlar şu gördüğünüz yer mesela Bar bölgesi, Bar şehri. Bar ve Ülgün çok güzel bir yerdir arkadaşlar buralar. Burası terk edilmiş olarak. Hani şehir şimdi güneye düz ovaya taşınmış arkadaşlar. Bakın şu aşağı kısma taşınmış. Garip kalmış çok sayıda camiler var. Kapalıdır camilerin çoğu burada kapalı arkadaşlar. Maalesef. Ülgün arkadaşlar bakın hemen burada camilerimiz var. Aynen bizim şey gibi Safranbolu evleri gibi evleri var arkadaşlar. Gelelim Çetine'ye. Çetine'nin bir özelliği var arkadaşlar. Karadağ'ın eski başkenti. Burada Sırp Kilisesi ile Karadağ Kilisesi arkadaşlar rekabet halinde. Burası Sırp Kilisesi. Sırp Kilisesi'ne arkadaşlar biz gittiğimiz zaman tabii bize işte karşıladı bir heyet. Şu gördüğünüz bir kafatası arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam kafatasının kilisede ne işi var? Kimdir bu kafatası? Kuşatlı Mahmut Paşa'nın kafatası arkadaşlar bu. Bu bölgenin komutanı olan Kuşatlı Mahmut Paşa şehit edilince onun kafatasını keserek arkadaşlar bunu saklamışlar ve bunu kilisenin en önemli şeysi olarak gösteriyor. Ve bunu şu elinde tutan kişi kilisenin papazı arkadaşlar. Gelen bir heyet olursa çıkartıyorlar gösteriyor. Bak biz Türklerin paşasını nasıl öldürdük şeklinde arkadaşlar. Bunu sanki kilisenin en nadide eseri gibi arkadaşlar bunu saklıyorlar. Çok da garip, çok da acayip bir şey arkadaşlar. Maalesef ve maalesef üzüntü verici bir şey. Kosova yine kanayan başka bir yaramız arkadaşlar. Kosova Prizren bölgesi. Burada Sultan Murat Camii'ni gösteren. Bakın saat kuleleri Balkanların en önemli özelliği arkadaşlar. Bir 10 dakikalık vaktim kaldı. Meşhedi Hüdavendigar arkadaşlar. Yani burası Sultan Murat'ın şehit edildiği yer. Kabri Şerifi. Yani 1. Murat'ın şehit olduğu yer arkadaşlar. Burası da Prizren ve Priştine arkadaşlar. Şimdi tabii söylediğim gibi benim söyleyeceğim çok fazla şeyler var. Sırbistan, Belgrad bölgesi. Burada da camiyi koymadılar, yaktılar, yıktılar. Tek bir cami var şu anda. Sırpların bir meşhur atasözü var arkadaşlar. Derler ki Sırpça olarak O diadrana do İran'a neçe biti Müslümana. Yani Adriyatik'ten İran'a kadar bütün Müslümanlara ölüm. Yani hiçbir Müslüman kalmayıncaya kadar ölüm. Maalesef böyle bir şey gidiyorlar arkadaşlar. Tabii son zamanlarda ilişkilerimiz düzeldi. Ama Sırp Sırptır. Bunlar Bulgardır arkadaşlar. Onların hiçbir zaman şeylerine güven olmaz. Ben vakti fazla kullandım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi ne demek istiyorum? Niye bunları size anlattım? Yani şöyle bir şey aklınıza mı getirmek istedim? Ya hoca bize gezdiği yerleri gösteriyor. Acaba ne kadar gezdi bu? Ha şurada yani bize artık onu diyecek şeyler de değiliz arkadaşlar. Artık onları çoktan geçtik. Sizler de benim öğrencilerim sayılırsınız. Ben 33. yılımı çalışıyorum meslek hayatımda. Binlerce öğrenci yetiştirdim. Ben bazı mesajlar vermek istiyorum. Onun için bunları size anlattım. Nedir vermek istediğim mesajlar? Bu size anlattığım şeylerin birçoğunu işte yetkililere de söyledim. Daha önceki şeylere de söyledim. Rapor halinde devletimize sunduk, Dışişleri Bakanlığı'na sunduk, ilgili yerlere sunduk arkadaşlar. Peki şurada bir şey yazdım ben buraya. Balkanlardaki Müslüman Türklerin şu andaki problemleri neler?
Bir problem var orta yerde. Bir de çözüm önereceğiz. Ne yapılması gerekli? Arkadaşlar bakın. Şu anda en büyük problem Balkanlarda Avrupa Birliği vatandaşlığı vermek vaat ediyorlar devletler. Mesela Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, Karadağ. Türkiye'ye göç etmiş olanlara diyorlar ki siz eğer biz Türk değiliz, Bulgarız, Yunanız, Makedonuz, Arnavutuz ya da Romanyalıyız, Sırbız derseniz biz size Avrupa Birliği pasaportu vereceğiz. Ve bunun sayesinde Avrupa'nın istediğiniz yerine gideceksiniz. Arkadaşlar bakın, Türk kimliğini inkar etmeleri ve kendi kimliklerini kabul etmelerini istiyorlar arkadaşlar. Bunu hem bizim ülkemize göç etmiş olanlara yapıyorlar, hem de şu anda oradaki yaşayan kardeşlerimize yapıyorlar arkadaşlar. Bunun için tedbir alınması lazım. Birinci problemimiz bu. İkincisi, Yahudi Soros Vakfı arkadaşlar, ismini duymuşsunuzdur. Arkadaşlar bunlar özellikle Balkanlarda Türkiye aleyhinde ne kadar adam varsa hepsini destekliyorlar arkadaşlar. Bunlar Soros Vakfı'nın arkadaşlar birçok yerde bakanlık ve başbakan yardımcılığı seviyesinde adamları var. Para onlara geliyor. Onlar arkadaşlar çeşitli STK'lar gibi, kültür araştırmaları, kamuoyu araştırmaları, reklam şirketleri gibi uyduruk adı şirketler kuruyorlar arkadaşlar. Gizli faaliyet yaparak hem istihbarat yürütüyorlar hem de en çok arkadaşlar şu anda destekledikleri şey 15 Temmuz haini FETÖ'cüler arkadaşlar. Bunlar tarafından himaye ediliyor ve bunlara maaş ödeniyor arkadaşlar. Türkiye'ye karşı bunlar orada destekleniyor. Çok sayıda bunun faaliyetleri var arkadaşlar. Vehhabilik, az önce dedim ya Bosna'da bu camiye dikkat edin diye. Arkadaşlar 90'lı yıllardan itibaren Suudi Arabistan Balkanlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yıkıcı bir politika başladı. Burada tabii adamların parası çok. Nasıl olsa Amerikalılar yiyor, İngilizler yiyor paralarını. Arkadaşlar bunlara dediler ki bunlar Balkanlara girerek özellikle fakir olan bölgelerde arkadaşlar yıkılmış olan Osmanlı camilerine ya caminiz yıkılmış biz cami yapalım mı? Ne dersiniz? Yapma mı diyeceksiniz arkadaşlar? Tanımıyorlar bunlar. Ve bunlar gelip Osmanlı camilerinin ve Sünni camilerin tamamını yıktılar arkadaşlar. Ve yerlerine kültür merkezi, İslam kültür merkezi adı altında Vehhabilik merkezleri kurdular arkadaşlar. Tabii siz Vehhabiliğin ne olduğunu biliyorsunuz. Tabii şu anda Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi olarak ortaya çıkmış. Ama onlara göre biz Türkiye'de yaşayan Müslümanlar arkadaşlar Müslüman değil biliyorsunuz. Bize her türlü hakareti, her türlü şeyleri yapıyorlar arkadaşlar. En son zaten bu preslerin işte bilmem neydi belli olmayan adam da biliyorsunuz aleyhimize türlü türlü işler çeviriyor arkadaşlar. Selefiler bir tabii bunlar her dönemde vardı. Son dönemde bunlar da yine ortaya çıktı arkadaşlar. Yeni düşünce akımları adı altında arkadaşlar özellikle Sünni'yi ekole karşı sünneti reddeden, mezhebi reddeden, itikat ve iman konularında bozuk fikirler yayan ve oradaki insanların arkadaşlar özellikle gençleri hedef alarak Müslümanlığın, İslamiyet'in temel esasları dışında sadece sözde bir İslamlık ama bunların içerisinde arkadaşlar bazı ilerici gruplar var. Yani ne diyelim Allah korusun bu DAEŞ gibi adam yetiştiren gruplar da var bunların içerisinde. Maalesef bunlar da korkunç derecede orada etkililer arkadaşlar. Bunlara karşı da tedbir olmak lazım. Şia, İran destekli bir faaliyet olarak arkadaşlar özellikle Balkanlardaki fakir Müslümanlara karşı yürütülen bir şeyler var. Şii camileri açıyorlar ve İran buradaki arkadaşlar fakirlere maddi yardımlar yapmak suretiyle camide mi cami, namazda kılıyorsun, gel burada kıl. Ne olur ne fark eder ki o yapılmasa burada kıl. Ama tabii işin içerisinde itikadi meseleler ve mezhebi meseleler var arkadaşlar. O da tabii Balkanların şu andaki büyük tehlikelerinden birisi. Devam edelim tehlikelere. Birkaç tehlike daha var. Papalık ve Katolik faaliyetler arkadaşlar. Özellikle Balkanların büyük bir kısmı Ortodokstur arkadaşlar. Ortodoks olmasına rağmen Bosna'da, Kuzey Makedonya'da, Arnavutluk gibi devletlerde arkadaşlar Papalık ve Avrupa Birliği tarafından arkadaşlar barış gönüllüleri işte adları altında çeşitli isimler altında böyle hoş isimler altında arkadaşlar çok sayıda misyoner bölgede faaliyette bulunuyor arkadaşlar. Bunlara fakir halka maddi destek sağlıyor. Özellikle Müslümanların şehir yoğun oldukları şehir ve kasabalara büyük kiliseler, devasa kiliseler yapıyorlar arkadaşlar.
Az önce söylediğimiz gibi yani Mostar'da olduğu gibi, Üsküp'te olduğu gibi tepelere büyük haç, milenyum haçlar dikmek suretiyle arkadaşlar adeta buralar bizim ülkemiz, bizim vatanımız, Hristiyanların toprağı demek için arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bir sözüm vardı, onu unutmayınız. Arkadaşlar, dini mabetler bir yerin tapu taşlarıdır. Dolayısıyla Osmanlı eserlerini, Türkistan eserlerini yıkmak suretiyle oraların kendilerine ait olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. FETÖ terör örgütü biliyorsunuz yani dost gibi gözüken ama en büyük ihaneti yapan bir örgüt arkadaşlar. Bu şu anda Balkanlarda çok etkililer arkadaşlar. Ve Türkiye'ye karşı acımasız, yıkıcı bir propaganda yürütüyorlar arkadaşlar. Bütün Balkan ülkelerinde hala etkileri var. Arnavutluk'ta, Bosna Hersek'te ve Kuzey Makedonya'da arkadaşlar üniversiteleri var. Üniversiteleri var, üniversite seviyesinde. Hala ilköğretim okulları ve liseleri açık arkadaşlar. Burada Türk düşmanlığı, ondan sonra Ehl-i Sünnet itikadına karşılık. Yani bir nevi Amerikan ajanlığı yapıyorlar arkadaşlar bunlar. Bunların en yoğun olduğu yer Arnavutluk ve Yunanistan'da arkadaşlar. Selanik'te arkadaşlar yaklaşık 40 bin civarında Türkiye'den kaçan hain FETÖ'cü olduğu biliniyor. Bunlar arkadaşlar Soros Vakfı tarafından, az önce söyledim ya, Soros Vakfı bunlara arkadaşlar korkunç paralar veriyor. Türkiye aleyhtarlığı olarak her türlü işlemleri yaptırıyorlar arkadaşlar bunlar. Ve bunlar tabii inşallah ileride başımıza büyük bir bela olmaz. Onun için tedbir almak gerekir diye düşünüyorum. Bektaşilik ve Rufailik. Arkadaşlar Balkanlarda tekkele açık. Makedonya'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Bosna Hersek'te, Karadağ'da, Arnavutluk'ta tekkele var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu. Tamam, tekkeler, herkes inanacak, herkes serbest. Arnavutluk'ta arkadaşlar Bektaşilik İslamiyet'ten farklı ayrı bir din olarak kabul edildi. Bakın, ayrı bir din olarak kabul edildi. Dolayısıyla ne oldu? Oradaki inanan Müslümanların, Müslüman kardeşlerimiz arasında bir nifak sokuldu. Ciddi anlamda bu nifak oradaki bu terör örgütleri de destekledi arkadaşlar. Maalesef şeydeki Arnavutluk'taki arkadaşlar Bektaşi dergahına en büyük desteği Avrupa Birliği veriyor arkadaşlar. Onun için uyanık olmak lazım. Rufai tekkeleri var, fakat bu tekkeler arkadaşlar her biri kendine göre bir şeyleri var. Yani bir aralarında birlik yok. Bu birliğin olmaması diğerlerini arkadaşlar oldukça cesaretlendiriyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin devletlerin Balkan'daki faaliyetleri neler? Arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı çok ciddi faaliyetler yapıyor. Son 30 yıldır işte bu bölgelerde özellikle Müslüman Türkleri ve Müslümanların oldukları yerlerde cami, mescit, medrese gibi yerlere imam, hatip, müezzin, ondan sonra vaiz gibi kişiler görevlendiriyor arkadaşlar. Buralarda yazın Kur'an kursları açılıyor ve buralarda arkadaşlar çok ciddi anlamda bu çocuklara hem dini bilgiler hem de Kur'an-ı Kerim bilgileri öğretilmeye çalışılıyor. Yani biz şu anda çok rahat bir ortamda yaşıyoruz da bu anlattığımız şeyler size sıradan şeyler geç. Orada arkadaşlar hayati mesele. Eğer kendi benliğinizi koruyamazsanız yok olur gidersiniz arkadaşlar. Asimil olur gidersiniz. Onun için bunlar çok önemli. İlahiyat ve İslam İlimler Fakülteleri arkadaşlar. Oradaki gençlerin din eğitimini yapılabilmesi için ülkemiz burs vererek hemen hemen bütün Balkan ülkelerinden arkadaşlar gençleri ilahiyat fakültelerinde ya da İslam İlimler Fakültelerinde din dersi hocası, müftü, vaiz gibi görevliler yetiştirerek buralara gönderiyor arkadaşlar. Ve böylelikle Türkiye bunları arkadaşlar en azından doğru bir şekilde halkı yönlendirmeler için elinden gelen her şeyi yapıyor arkadaşlar. TİKA arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli bir faaliyeti, devletinin faaliyeti arkadaşlar. Balkanlarda, Kafkasya'da, Kırım'da hemen hemen her gittiğinizde TİKA'yı görebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden yani bizim modern dervişler gibi o bölgede kalan Müslüman kardeşlerimize, Türk kardeşlerimize arkadaşlar hizmet veren çok önemli bir kuruluş. Peki ne yapılması gerekiyor? Eksiklerimiz neler? Bunu söyleyip konuşmamızı bitireceğim arkadaşlar. Bunları tabii size paylaşırken ben bunları aynı şekilde rapor olarak hem TİKA'ya hem Dışişleri Bakanlığı'na hem de Cumhurbaşkanlığı'na rapor olarak sunduk arkadaşlar biz bunları. Yurtdışı Türkleri Bakanlığı kurulmalıdır mutlaka. Yani bu söylediğim şeyden. Atanacak elçiler siyasi düşünceden ziyade bölgenin sosyo-kültürel yapısını bilen, en az bir Balkan dilinin konuşabilen kimselerin seçilmelidir. Üçüncüsü, Balkan ülkelerindeki çok sayıda birbirinden bağımsız olan Türk ve Müslüman dernekleri bir çatı altında tutmak. Arkadaşlar, her köyün bir derneği var. Her köy. Ama bunlar bir araya gelemiyorsunuz. Dolayısıyla bunlar
bir Türk siyasi partisi var. Ya bir Makedonya'da 5 tane Türk siyasi partisi var kardeşim. Bir araya gelin, tek bir tane seçin. Yok, 5 tane siyasi parti var. Annem bizde olduğu gibi onlar da hizip arkadaşlar. Yani bizim hizip onlara da yansımış maalesef. Türkiye'de eğitim gören Balkanlı öğrenciler ülkelerine dönmelerine ve orada hizmet etmelerine sallanmalıdır. Sizin üniversitede de vardı, bizim üniversitede. Çok sayıda Afrika'dan insanlar geliyor, çocuklar geliyor bizde eğitim öğretim. Hiçbirisi gitmeyi istemiyor arkadaş. Yani o zaman onların burada gelip eğitim görmesi bir anlamı yok ki. Gidin memleketinize hizmet edin. İşte bizim de bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Gönderecek imam, müftü, vaiz gibi din görevlileri Balkan kültürü ve medeniyeti bilen kişilerden olması lazım. Türkiye'deki vakıf ve derneklerin bireysel faaliyetlerden ziyade devlet tarafından organize edilen zekat, iftar, kurban gibi şeylerin arkadaşlar yapılması lazım. Türk vatandaşlığı teşvik edilmeli bunlar için. Çünkü Avrupa Birliği, ellerinde Avrupa Birliği vatandaşlığı kozu var arkadaşlar. Büyükelçi ve din ateşleri daha aktif faaliyet yürütmelidir arkadaşlar. Yoksa gidip orada büyükelçi konutunda sabahtan akşama kadar ayaklarda gibi yatmak yok. Çalışmak lazım ki başka şeyimiz yok. Türkiye güçlü olmak zorundadır arkadaşlar. Türkiye başka şansımız yoktur. Sadece Makedonya'da işte 2008-2010'lu yıllarda Kültür Bakanlığı yapmış olan bir dostumuz vardı. O dedi ki biz sabah kalktığımız zaman Türk televizyonunu açıyoruz. Haberlerde eğer güler yüzlü şeyler söyleniyorsa kahkaha atıyoruz. Eğer haberlerde kötü şey söyleniyorsa akşama kadar yüzümüz düşük. Ondan sonra hüzünlü bir şekilde akşam oluyoruz. İnşallah kısa sürede düzelir diye. Dolayısıyla biz güçlü olmak zorundayız. Başka şansımız yok arkadaşlar. Bu şekliyle konuşmamı bitireyim. Bir saatten fazla da konuştum. Hakkınızı helal edin. Yine Blagoy Tekkesi'ndeki şu şeylerle arkadaşlar, Balkanların sözüyle Allah'a emanet orada çok yaygındır arkadaşlar. Allah'a emanet sesiyle arkadaşlar hoşça kalın diyerek ben konuşmamı bitireyim. Şimdi sorularınız varsa gecenin bu saatinde cevap vermeye çalışan arkadaşlar. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Hem katılımcı, dinleyici arkadaşlar adına hem de kendim adıma çok teşekkür ederim. Yani Cem kusura bakma yani dediğim gibi biz çok şey anlatmak istiyoruz ama vakit yetmiyor. Arkadaşlar kusura bakmasınlar, çok hızlı anlattım. Ama soruları varsa cevaplamak isteriz yani. Hocam siz dersin başında da şimdi söylediniz de ben orada araya girmek istemedim. Şeyi söyleyeyim ben, öğrenci arkadaşlar da söylüyorlardır zaten. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla şimdi normalde biz öğrenci arkadaşlardan şey tepkisiyle karşılaşırız. Derslerden sıkılırlar, sınavlardan sıkılırlar. Evet. Şimdi sosyal medyada diyorlar ki keşke okul açık olsa da derslere girsek, sınav olsa da sınavlara girsek diyorlar. Aynen. O yüzden hiç sıkıldıklarını sanmıyorum yani. Doğru. Evet arkadaşlar, hocamız dersi bitirdi. Hocamıza sormak istediğiniz veya dilek, istek, temennileriniz varsa yazabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum. Birçok teşekkür var hocam. Sağ olsunlar, sağ olun. Var mı? Bir arkadaş, Bosna kökenliyiz. Biz Bosna Hersek'i bu kadar bilgili bilmiyordum. Tekrardan teşekkür ederim diyor. Ayrıca teşekkür etmiş. Sağ olsun. İstifade ettiklerini söylüyor arkadaşlar. Teşekkürler, devam ediyor hocam. Şimdilik bir soru yok. Biraz daha bekliyoruz arkadaşlar. Varsa sorunuz hemen yazın. Yoksa onlar soru düşünürken ben bir hatıratımı daha anlatayım. Tabii hocam, buyurun. Ondan sonra kapatalım şeyimizi. Tabii hocam, buyurun. 2015 yılıydı zannedersem. Bir yine Ramazan günü. Bosnalı arkadaşımızın da böyle bir şey kulakları çınlasın. Hüseyin Bey Camii'nde teravih namazından çıktık. Yolda yürüyoruz. Yaşlı, böyle 80 yaşlarında bir dede bizi caminin dışına çevirdi. Türk müsünüz dedi. Türküz dedik. Ondan sonra Türkiye'den mi geliyorsunuz? Türkiye'den geliyoruz. Dedi ki bize bana dedi Türklük alametinizi gösterin. Allah Allah, şimdi Türklük alameti nasıl göstereceğiz şimdi? Yani neyden bahsediyor? İşte amca elhamdülillah Müslümanız, Türküz, Türkiye'den geldik. Dedi ki bakın dedi ben 80 yaşındayım evladım. Şurada ceketinin üzerinde koca bir ay yıldız, rozet. Ondan sonra telefonu, eski bir telefonu çıkardı böyle. Telefonun arkasında kocaman bir tüp bayrağı, telefonun kabında. Ondan sonra
Dedi ki ceketini açtı. Eski bir ceket. Fakir olduğu belli. Ceketin astar kısmından, iç cebinden alt kısma varıncaya kadar Türk bayrağı dikmiş oraya. Yani arkadaşlar bunu yani çok duygulandık tabii. Çok duygulandık. Onun için oralar bizim bir parçamız. Öyle düşünün arkadaşlar. Sorular gelmeye başladı hocam. Siz bu hatırayı anlatırken. Şimdilik 3 tane soru var gibi hocam. Birincisi, hocam geleceğe yönelik bu ülkelerle ilişkilerimiz nasıl olur sizce diye kişisel fikrinizi merak etmiş bir arkadaş. Çok, şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlarımıza. Biz Balkanlarla ilgili, Kafkaslarla ilgili hakikaten bu şekilde yani son 30 yıl içerisindeki yapmış olduğumuz siyaseti takip edip bunu artırabilirsek Balkanlar yani bizim ana vatan olarak ikinci ana vatanımız olarak devam eder. Ama bu gelişen şartlarda eğer biz ayak uyduramayız, oradaki aktörlerle birlikte yani ciddi olarak var olamazsak şu anda söylediğimiz gibi çok yıkıcı faaliyetler sürdüren dernekler ve vakıflar var. Onun için bizim bir an önce orada büyükelçi seviyesinde, din ateşisi seviyesinde çok ciddi anlamda faaliyet yapmamız lazım. Yani onun için bununla ilgili TİKA önemli bir çalışma yapıyor. Yani bunu bizim sıkıntımız şu, Türkiye'de çok sayıda insan oraya gidiyor. Dernekler gidiyor, vakıflar gidiyor. Fakat herkes bireysel çalışıyor. Yani bunun organize edilip, devlet tarafından organize edilip daha sistemli bir şekilde çalışılması lazım. Vatandaşın problem yok. Vatandaş bizden. Yani her şeyle bizi seviyor, ülkemizi seviyor. İstanbul dendiği zaman insanların gözü doluyor ya böyle yani o şekilde. Yani onun için Arnavutluk'ta bir yaşlı amcayla karşılaşmıştım. Dedi ki evladım nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum dedim. Dedi ki İstanbul dedi biliyor musun evladım dedi. Nedir amca dedim. İstanbul şehirdir dedi. Gerisi hiçtir. İstanbul şehirdir, gerisi hiçtir. Bizim için şehir demek İstanbul demek. İşte öyle yani. Düşünün Arnavutluğu Adriyatik'in kenarında bir dedenin söylemiş olduğu söz. Evet. Sağ olun hocam. Biz sonraki soruya geçiyorum. Hocam Osmanlı Balkan devletlerine bıraktığı siyasi miras olarak kendi kendilerini yönetebilme kabiliyeti kazandırmış mıdır? Şimdi şu var zaten Osmanlı'da şu şöyle bir sistem vardır. Osmanlılar o bölgedeki idarecileri devlete ihanet etmediği, isyan etmediği sürece onları idareci olarak kabul etmişlerdi. Bunun çok örnekleri vardır. Çok örnekleri vardır. Mesela Arnavutluk'taki sancak beyleri ya da beyler beyine baktığımız zaman çoğu Arnavut kökenli insanlar olduğunu görürsünüz. Oranın büyük aileleri olduğunu görürsünüz. Yani. Bununla ilgili ben Arnavutluk ile çok şeyle yayınlar yaptım. Ondan biliyorum. Keza aynı şekilde Sırbistan bölgesinde, Kosova bölgesinde yani o bölgenin oranın vatandaşı olan insanlardan idareci seçmişlerdir. Yani şimdi şöyle bir şey yok. Bosna'nın idarecisi olarak işte Halep'in ya da Şam'ın idarecisi kalkıp da Bosna'da uzun süre idareci ismen idareci olarak kalmış ama gerçek anlamda oranın idarecisi olmamış. Yani daha çok yerel o bölgede yaşayan insanlardan idareci seçilmek suretiyle oralarda onların dilini, kültürünü, onların şeylerini anlayan insanlar ortaya çıkarılmış. Biz de biliyorsunuz Osmanlı idaresinde Balkan kökenli devşirme sistemine giren çok sayıda insanımız vardır. Mahmut Paşa'mı söylersin, Pargalı İbrahim'i söylersin, hele hele Sokolu Mehmet Paşa'yı mı söylersin. Yani bunların yani sayısı çok fazla arkadaşlar, çok fazla. Evet. Pekala hocam. Bu soru değilmiş. Tamamdır. Bu kadar hocam. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun sabırla dinlediğiniz için. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Hepinize